İtibariyle kanser haftası başladı. Türkiye'de her yıl 400 bine yakın yeni kanser vakası görülüyor. 5 erkekten biri prostat kanserine, her 8 kadından biri de meme kanserine yakalanıyor. Şimdi iki örnek getireceğiz ekrana. Biri erkek, diğeri kadın. Ortak noktaları meme kanserine yakalanıp iyileşmiş olmaları. Ben meme kanseriyim. Duş alırken fark ettim, ele gelen bir kitle vardı. Ben meme kanseriyim. Yani ben de duyduğum zaman, doktor bana söylediği zaman çok şaşırmıştım. Elif Bozkurt 21 yaşında öğrenci. Burhan Aslan 36 yaşında işçi. Birbirlerinden farklı hayatları var. Ortak noktaları ise meme kanseri. İkisi de sağlığına kavuşmuş. Şaşkınlık vardı üzerimde. Çünkü ben hani kanserin de ne olduğunu bilmiyordum. Hani meme kanserinin benim yaşında hani bulunacağı hiç aklımın ucundan bile geçmemişti. Burhan Aslansa meme kanseri tedavisi olan erkek hasta. Meme kanseri erkeklerde %1 oranında görülüyor. Konduramıyorsun kendini. Hani hem kanseri konduramıyorsun, kaldı ki bir de meme kanserine inanmıyorlar, inanmak istemiyorlar. Ben şimdi kendimden örnek vereceğim. Erkekler de ara ara kontrollerini, hani gidip de ultrasona falan girmeden de kendileri elle kontrollerini yapsınlar. Türk Kanser Derneği'nin hastaları için yaptığı çalışmalar var. Kemoterapi kutusu onlardan biri. Bu kemoterapi sırasında biraz daha vakitlerini bu konuyla değil de başka konulara harcayarak daha moralli bir şekilde olabilir. Ve palyaçolar çocuk hastaların yüzlerini güldürebilmek için hastane hastane dolaşıyorlar. Her yıl artan kanser vakalarının en büyük sebebi ise sigara. Sigara kullanımına bağlı olan kanserler akciğer kanseri biliyorsunuz. Baş boyun tümörleri, böbrek, prostat, mesane kanseri, rahim ağzı kanseri aslında hepsi sigaraya bağlı.